Ben abimi ilk günde ilk iki saatte falan yani yerini tespit etmiştik. Nerede binette nerede olduğunu elimizden, çekişten, murçtan ne yaptıysak yani abime ulaşmak için ellerimizden, murçtan, çekişten ne geldiyse elimizden onu yaptık. Saat 12.30 gibi falan biz orada yani soğuktan, yorgunluktan abimi ankazın altında görüyoruz. Gözümüz, yüzümüz yüz yüze yapamıyoruz hiçbir şey. Bir ekip geldiler, benim yeğenimi çıkarmışlar, bir de yengemi çıkarmışlar. Yengem Allah rahmet eylesin, oğlu çıkarmışlar onu. Benim yeğenimi de çıkarmışlar. Depremin birinci gününde tabii. Çıkardıktan sonra hastaneye yollamışlar, 400 yatak araştırma ve yatağı. Biz de ertesi günü oraya gittik. Yeğenimi soruyoruz, araştırıyoruz. Ya yeğenimden hastanede bir haber yok. Ondan sonra bize acilde bir dediler ki, yani başka ile sevk edilmişler. Ya biz depremin birinci günden beri tabii abimin de 30 saat sonra abimi çıkarttık ama benim yeğenim saat 12.30'da birinci günde tabii. Onu çıkarmışlardı. Bir ekip çıkarmıştı onu hastaneye göndermişlerdi. Bir arkadaşı gördük biz yani bir adam dedi ki ya Hatice çıktı. Yengemi de çıkarmışlar zaten öyle cesedi yerde. Abim de daha enkazın altındaydı. Durumu çok kötüydü. Üç tane tavan ona üzerine basmıştı. Abim bir de iki tane yeğenim. Biri zaten abimin ayaklarının arasında vefat etmişti. Ondan sonra işte biz abimizi çıkardıktan sonra benim bir kardeşim hastaneye gönderdik ya kıza gitsin baksın. Kıza gidip aradı, sordu. 400 yatakta kız yok. Ondan sonra işte acilde demişler ki yaralıları başka illere sevk etmişler. Uçak ambulanstan. Şu andaki yani bizim derdimiz bu kız. Bu kız birinci gün depremden çıktı. Bugüne kadar daha hiçbir haber yok. 184'e arıyorum. Bana sabredeyler. Aile Sosyal Bakanlığı'na arıyorum. Sabredeyler. Bilgilerini hepsini gönderdim. Bekliyoruz. Yani şu anda 15. güne geldik. 15. gün depremden kızdan bir haberimiz yok. Yani etkili devletimizden umarım ki bize bu kız nerede olduğunu belirtsinler. Ya ölüsünü ya da derisini ne olursa olsun yani artık yani kaldıramıyoruz biz. Bu işi kaldıramıyoruz. Kız kayıp arada yok. Hiçbir haber gelmedi. 15. gün. Kız da küçük değil ki diyeyim yani. Ha konuşamıyor. 4-5 yaşlarında değil. 15 yaşlarında çocuk. Kız 15 yaşlarında. Bugüne kadar bir haber gelmediğinden yani neyden bu haber gelmedi? Kız nereye gitti? Ambulansa binmiş. Ambulanstan hastaneye gitmiş. Hastaneden de uçağa bindirilmiş, sevk edilmiş. Nereye sevk edilmiş? Bizim haberimiz yok. Kızın ismi Hatice Hassu. Ara 184'ten bir bilgi aldık dediler Adana'da. Gittik orada sorduk, araştırdık. Adana'da da yok. Ondan sonra dediler ki Ankara'da. Tabii ki isim olarak burada kıyamet günüdür. Sistem falan yok hastanelerde. Yani kağıt üzerine isim yazıyorlar. Bizim soyadımız Al-Hassu. Bir Hatice var ismi Hatice Al-Hassa olarak. Yani umarız ki inşallah odur. Da akibler söylediler. Yani akiblerden Allah razı olsun. Belki beni görürler, tanırlar. Bir arkadaş akiblerden dedi ki biz buradan dün akşam Hatice'yi çıkardık. Sağ selimdir. Yani durumu çok iyiydi. Gayet iyiydi. Ayağında az bir şey vardı da yani durumu çok iyiydi dedi. Ya kız nereye gittiğini biz onu biliriz. Ya ölmüşse de cesedini isteriz. Yaşıysa da ondan Allah'tan bir de devletimizden yani bu sağlık bakanlıklarından bir haber bekleriz. 15 gün oldu biz bunu artık kaldıramıyoruz yani.